Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Sekizinci sınıf İngilizce ders kitabı. Dördüncü ünite. Ünitemizin kelimelerini öğrenelim. Bu kelimeleri öğrenirken, öncelikle söylenişlerinin nasıl olduğuna dikkat ederek tekrarlayalım. Daha sonra anlamlarıyla birlikte defterimize yazarak ezberleyelim. Accident. Addiction. Appointment. Authority. Available. Break into. Comment. Communication. Concentration. Confirm. Connect. Connection. Contact. Decision. Delivery. Disturb. Donate. Educative. Emergency. Engaged. Especially. Essential. Flight. Get married. Guess. Harmful. Improve. Incident. Invent. Invention. Keep in touch. Leave a message. Line. Look forward to. Messenger bird. Misunderstanding. Moment. Note a memo. Notice. Put through. Receive. Refugee. Reservation. Reserve. Response. Ring. Safety. Social network. Take a note. Useful. Ünitemizde yer alan cümleler ve soru kalıplarını öğrenelim. Hello, this is Tom calling. Is Marta in? Merhaba, benim Tom. Marta orada mı? May I speak to John? John ile konuşabilir miyim? Could I speak to David, please? David ile konuşabilir miyim lütfen? Could you put me draw to Mr. Brown, please? Beni Bay Brown'a bağlayabilir misiniz? Hang on a minute. I'll get him. Bir dakika bekle,
onu çağıracağım. Can you hold a moment, please? Bir süre bekleyebilir misin lütfen? Don't hang up the phone. Telefonu kapatma. Hold the line, please. Hatta kalın lütfen. I'll put you through to the headmaster. Sizi müdüre bağlayacağım. I'll tell him when he gets back. Geri gelince ona söyleyeceğim. Mrs. Park is on the line. Bayan Park hatta. I'm afraid he is not available at the moment. Korkarım o şu an müsait değil. Paul has gone out. Paul dışarı çıktı. Danny isn't available at the moment. Danny şu an müsait değil. She is in a meeting at the moment. O şu anda toplantıda. I guess she is not at home. Sanırım şu an evde değil. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Can I leave a message? Mesaj bırakabilir miyim? Could you tell her to contact me? Ona benimle temasa geçmesini söyler misin? Could you tell him to call me back? Ona beni geri aramasını söyler misin? Can you please tell him that Mike called? Lütfen ona Mike'ın aradığını söyler misin? Can you tell her to get back to me? Ona bana geri dönmesini söyler misin? I'll note it down. Onu not alacağım. Wait a minute. I'll take a note. Bir dakika bekle, not alacağım. When will he be back? Ne zaman geri gelecek? You can call him on his mobile. Onu cep telefonundan arayabilir misin? It's a bad line. I can't hear you well. Hat kötü, seni iyi duyamıyorum. Could you speak louder, please? Daha yüksek sesle konuşabilir misin lütfen? Can you say it slowly, please? Daha yavaş söyleyebilir misin lütfen? I beg your pardon. Affedersin. The line is engaged. Hat meşgul. I think he is talking with someone else. Sanıyorum başka biriyle konuşuyor. I will call you later. Seni daha sonra arayacağım. I'll get back to you in an hour. Bir saat içinde sana geri döneceğim. Could I have your name, please? İsminizi alabilir miyim lütfen? How do you spell your surname? Soy isminizi nasıl heceliyorsunuz? Can you spell it, please? Heceleyebilir misin lütfen? Can I have your phone number, please? Telefon numaranızı alabilir miyim lütfen? How may I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? I'd like to reserve a room for two nights. İki gece için bir oda ayırtmak istiyorum. We are looking forward to seeing you. Sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz. I'd like to make a flight reservation. Bir uçuş rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Business or economy class? Birinci sınıf mı yoksa ekonomi mi? Single or return? Tek yöne mi yoksa gidiş dönüş mü? How much does a single flight cost? Tek yöne uçuş ne kadar? Your flight is reserved. Uçuşunuz rezerve edildi. Have a nice flight. İyi uçuşlar.
Is there anything else that I can help you with? Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? My phone is ringing. Telefonum çalıyor. Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Telefon konuşmaları. Answering a call. Telefona cevap verme. Telefona cevap verirken kullandığımız kalıplar şunlardır. Hello, Terry is speaking. Merhaba, Terry konuşuyor. Hi, this is Larry. Merhaba, ben Larry. Grand Hotel. May I help you? Grand Hotel. Size yardımcı olabilir miyim? Sky Airlines. How may I help you? Sky Hava Yolları. Size nasıl yardımcı olabilirim? Asking for someone to the phone. Birisini telefona isteme. Is Nina there in? Nina orada mı? Is Peter at home? Peter evde mi? May, can I speak to Andy, please? Andy ile konuşabilir miyim? Can, could you put me through to Mr. Young? Beni Bay Young'a bağlayabilir misin? Telling he, she is not available. Müsait olmadığını söyleme. I am afraid he, she is not available. Korkarım, o şu an müsait değil. I am sorry, but he is out now. Üzgünüm ama o şu an dışarıda. He has gone out. O dışarı çıktı. Leaving a message. Mesaj bırakma. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? May I take your message? Mesajınızı alabilir miyim? Asking someone to wait for a while. Birisinden bir süre beklemesini isteme. Hang on a minute, please. Bir dakika bekler misiniz lütfen? Hold the line, please. Hatta kalın lütfen. I'll connect you. Don't hang up the phone. Sizi bağlayacağım. Telefonu kapatmayın. Will. Stating decisions made at the moment of speaking. Konuşma esnasında verilen kararları ifade ederken will, won't yardımcı fiilini kullanırız. I'll call you back. Seni geri arayacağım. I'll answer the phone. Telefonu ben cevaplayacağım. I'll have a cup of coffee. Bir fincan kahve alacağım. I won't go to the party. Partiye gitmeyeceğim. I won't drink anything. Bir şey içmeyeceğim. Stating opinions. Gelecekle alakalı düşüncelerimizi ifade ederken will, won't yardımcı fiilini kullanırız. I hope you will accept my invitation. Davetimi kabul edeceğini umuyorum. I don't think she will help us. Bize yardım edeceğini sanmıyorum. I am sure he will understand you. Seni anlayacağına eminim. I guess they will be here soon. Yakında burada olacaklarını sanıyorum. He will probably like your present.
Muhtemelen hediyeni beğenecek. Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Ders kitabı. Resimlerle iletişim yollarını eşleştirelim. İşittiğin sırayla cümleleri sıralayalım. 1. I know it is an old-fashioned way, but I love sending letters or postcards to my friends when I don't see them for a long time. 2. I like sending emails to my friends, especially when I want to share photos and homework. 3. My friends and I send messages to each other all the time because it is always easier and faster. 4. I phone my friends to keep in touch. My parents get angry with me because I sometimes talk on the phone for hours. 5. I don't like online communication. I prefer meeting up and talking face to face. 6. I think the best way to communicate with my friends is social networks. You can share your opinions, music, videos, etc. It is always more fun to use social networks. 7. Arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? Ders İngilizce
YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Tarihte insanlar hangi yollarla iletişim kurdu? Parçaya göre etkinlikleri yapalım. People used different ways to communicate in history. Chinese soldiers used smoke signals to warn their commanders in 1800 BC. Abbasids started to use messenger birds to have information from distant places in 1150. A German goldsmith, Johannes Gutenberg, invented the first printing machine in 1454. After that, people started to share their opinions much easier. Samuel Morse invented the telegraph in 1794. It was faster than letters. When Alexander Graham Bell invented the first telephone in 1876, his first words were, "Mr. Watson, come here. I want to see you." In 1896, Guglielmo Marconi invented the first radio, but its range was about only 1 mile. John Logie Baird invented the television in 1927, and 1 year later, he made the first transatlantic television transmission. Martin Cooper invented the first cell phone in 1973. Finally, the biggest invention, the Internet, became a reality in 1983.
Kullandığın akıllı telefon uygulamaları hangileridir? Bir uygulama seç ve onunla ilgili bilgi ver. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Resimlerle cümleleri eşleştir. Ülken adına gönüllü hangi işler yaparsın? Kendi bilginle cümleleri tamamla, daha sonra dinle ve boşlukları tamamla. Unit 4. Recording 2. Listen, follow, and complete the phone conversation with the words below. Grace speaking. Hi, Grace. This is Carter. Where are you? I'm in the cafe outside of the school. I'll drink something. What about you? Well, I don't know. I guess I will go to the library to study. Why don't you join me and drink a coffee with me first? It sounds great, but how long will you stay there? Well, I think I'll be here about an hour. Good. I'll arrive there in 10 minutes. I'll also tell you something. What's it about? I'll give the details when I arrive. Okay, see you.
Konuşmayı dinle ve soruları cevapla. Unit 4. Recording 3. Listen to the rest of the conversation and answer the questions. Hey, Carter, I'm over here. Hi, Grace. Have a seat. Will you drink something? I think I'll have a coffee. Excuse me, can we have a coffee and tea, please? So, Carter, what do you want to talk to me about? Maybe you know, it's Kevin's birthday on Friday. Is it? Yes, I want to give him a birthday present. What will you give? I don't know yet. I guess I'll buy him a pair of sunglasses. Will you help me choose? Sure. When will we meet? How about tomorrow after school? I have no plans then. I hope I'll find a good present for him too. Arkadaşınla telefon konuşması yap. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hangi amaçlar için müşteri hizmetlerini ararsın? Dinle ve uygun kelimeyi seç. Unit 4. Recording 4. Listen and circle the correct options. New Lines Airways, how may I help you? Hello. I'd like to make a flight reservation from Berlin to London. How many people will accompany you? Only me. I see. Single or return? Single, please. Business or economy class? Economy class, please. When do you want to fly? On December the 8th. Let me check. We have two flights then, at 10:30 a.m. and 17:30. Which one do you prefer? I guess I will buy the one at 17:30. All right. Can I have your name, please? Abigail Brown. Can you spell it, please? Sure. A B I G A I L B R O W N. Your date of birth, please. July 12th, 1990. Can I have your phone number, please? 0405 345 10
6-9. Thank you for the information. Your flight is reserved. The flight leaves from Berlin at 17:30, and it arrives in London at 19:00. You must confirm your ticket via our call center or from our website in 3 days. Thank you very much. Is there anything else that I can help you with? No, thank you. Have a nice day. You're welcome. Have a nice flight. Bir uçuş rezervasyonu yapan bir konuşma oluştur. Birisinin ne söylediğini anlamadığında kullandığın kalıplar hangisidir? Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Dinleyelim. Conversation 1. I'm going to watch The Water Diviner by Russell Crowe tonight. Can you say it slowly, please? Sure. I am going to watch The Water Diviner by Russell Crowe tonight. Ah, The Water Diviner. It's a good one. Conversation 2. Hello, I come from India and my name is Hamander. Can you repeat your name again, please? Hamander. H A R M A N D I R. Hamander, thanks. Conversation A. Hello, Nora speaking. Hi, Nora. This is Max, Gavin's friend. May I speak to your brother? I'm afraid he's not available at the moment. He has gone out. Would you like to leave a message? Yes, please. Can you tell him to call Mrs. Evans as soon as possible? It's 405-4560. Call Mrs. Evans. Could you repeat the phone number again, please? Of course. It's 405-4560. All right. I'll tell him when he gets back. Bye. Conversation B. Hello, the Parker family. Hello, this is Alyssa calling. Is Elena there? Hang on a minute, I'll get her. Elena! I guess she's not at home. Would you like to leave a message? Could you tell her that we'll meet up at 6 o'clock
at the Café Jaurier, please. Meet up at 6 o'clock at the... Can you say the name of the café again, please? Café Jaurier. Café Jaurier. Got it. Goodbye. Dinleyelim ve etkinlikleri yapalım. Unit 4. Recording 7. Read and complete the conversation. Then, listen and check your answers. Horizon Car Sales, may I help you? Hello, this is Dominic Smith. Could you put me through to Mr. Black, please? Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry, there's no answer. May I take a message? Can you please tell him that Dominic called? Of course, sir. Goodbye. Listen to the phone messages. There are two mistakes in each message. Correct the mistakes. 1. Hello, this is Liam Ryan. Leave a message after the beep. Hello, Miss Ryan. I'm calling from Aria Cargo. You have a package. For more information, please call 040-55-06770. Thank you. Two. Hello, this is Bentley. I'm not available at the moment. Please leave a message after the beep. Hi, Bentley. This is Camilla. I have a dentist appointment at 12 o'clock, so I can't come to school tomorrow. See you later. Uluslararası bir şirketin müşteri hizmetlerinde çalışıyorsun. Telefon konuşması yap. Onlar muhtemelen ne yapacaklar?
Soruları cevaplayalım. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Metinde bahsedilen iletişim metodu hangisidir? 2000 teenagers aged 13 to 17 joined a study about how teenagers communicate in the USA. Bulmacayı yap. Soruları cevapla. Etkinlikleri yapalım.
Ders İngilizce YouTube kanalı artık Instagram'da. Kelime kartları, canlı yayınlar ve ödüllü çekilişler için bizleri takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.